Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Kafkas cephesi dolayısıyla Ruslar tarafından işgal edilir ve sıkıntılar çekilir. Doğu Karadeniz'in dünya ile irtibatı kesilir. Ruslar işgal etmiştir ve arşiv görüntüleri vardır. Bu arşiv görüntülerini bakanlığı döneminde temin eden değerli bakanımız Sayın Faruk Özak'la birlikteyiz. Biraz uzun girizgah yaptık ama önemli olduğu için. Efendim, biz sizin ağzından bir kısaca tanımak isteriz Faruk Bey. Ben Trabzon'da doğdum. İlkokul, ortaokul, lise ve teknik üniversiteyi bitirdim. Babam Kur'an-ı Kerim öğretmeniydi. Bu yörede çok fazla sayıda hafız yetiştirdi. Türkiye'nin en meşhur Kur'an-ı Kerim öğretmenlerinden biriydi. Sonra futbol oynadım Trabzonspor'da, Rizespor'da, Sebat'ta. Trabzonspor'da kaptanlık yaptık. Sonra Trabzonspor'da yöneticilik yaptık. Sosyal hayata ilgimiz fazlaydı. Bir ara gazetecilik yaptık. Daha sonra siyasete girdik. 13 yıl siyaset yaptım. AK Parti Trabzon milletvekili olarak. Bunun 4 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda, 2 yılı da Gençlik ve Spor'dan sorumlu Devlet Bakanı olarak geçti. Sonra işte Haziran'dan sonra aşağı yukarı 1 yıldır aktif siyasetin dışındayız ama yine milletimizin hizmetindeyiz. Benim kültüre ve sanata hizmet etme amacımız var. Bir kere Karadeniz, özellikle Trabzon, rahmetli Osman Turan diyor ki, biliyorsunuz mütefekkir, yazar, tarihçi, özellikle Selçuklu konusunda uzman, Doğu Karadeniz inci bir gerdanlığa benzer. Trabzon'da onun üzerindeki bir zümrüt taştır. Trabzon küçük İstanbul olarak addetmemiz gerekiyor. Burada Yavuz Sultan Selim İstanbul'u fethettiği zaman 1453'te, daha sonra şöyle bir ifadesi var: Trabzon fethedilmedikçe Anadolu'nun fethi tamamlanmamıştır diyerek İstanbul'dan yola çıkıyor. Kimse nereye gideceğini bilmiyor ve donanması da denizden gelerek burayı fethediyor ve 1461'de Trabzon Osmanlı coğrafyasına katılıyor. 1461'den evvel burada Müslümanlar var ama tam Türkleşmesi ve Osmanlı coğrafyasına katılması 1461. Sonra Yavuz Sultan Selim 22 yıl valilik yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman burada doğuyor. Yavuz Sultan Selim'in abisi Şehzade Abdullah burada doğuyor. Velhasıl Atatürk'ün 3 defa geldiği ve Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Asrın başında burada Osmanlı döneminde aşağı yukarı 12 tane konsolosluk var. Sporun, sanatın, kültürün merkezi Trabzon. O bakımdan bize de bir sorumluluk düşüyor. Biz buradaki tarihçi, yazar arkadaşlarla, kültür adamlarıyla diyalog kurduk. Onlara destek vermeye çalıştık. Ama bu her alanda oldu. Edebiyatta oldu, şiirde oldu, tarihte oldu, plastik sanatlarda oldu. Bizim arkadaşlarla beraber irili ufaklı 65 kitap bastırmışız. 16.600 sayfalık bir eseri yayına sokabilmişiz. Tabii ki bu hazine Trabzon'da var. Var olunca biz de onlara destek verdik. Sponsor olduk, sponsorluklar bulduk. Rus işgali tabii benim için önemli bir şey. Babam bana şunu anlatmıştı. İşgalde rahmetli dedem, o da Tavanlı Cami İmam Hatibi, kayığın bir tarafını bizim babamın ailesini almış, diğer tarafta başka bir aile. Buradan kayıkla böyle ta Samsun'a kadar gitmişler. Yolda bir kardeşleri ölmüş. Rahmetli anne 1917'de Kastamonu'da doğmuş. O da yine bu muhacirlik nedeniyle buradan çıkmışlar. Velhasıl sonra geri dönmüşler. Sonra işte annem babam evlenmiş ve bizler dünyaya gelmişiz. Ve o günler manilere, şiirlere gerçekten dökülmüş. Çok acılar çekilmiş, çok insanımız ölmüş. Bunu tabii yeni nesillere anlatmamız lazım. Yeni nesiller bunu bilmeyince zannediyor ki Çanakkale'yi bilmezse, Sakarya'yı bilmezse, Kurtuluş Savaşı'nı bilmezse, Rus işgalini bilmezse
O zaman bugün karşılaştığımız sorunları çözmede zorluk yaşayabiliriz. Tarihini bilmeyenler gerçekten çok zorluk yaşarlar. Ve o bakımdan biz ecdadımıza müteşekkiriz. O konuda onlara ait borçlarımızı ödemeye çalıştık. Mesela 1920'de Osmanlı hükümeti, ki bu belgelerde var, Rusya'dan buradan alınıp götürülen eserleri geri istemiş. Ruslar burayı işgal ettiği zaman bir normal komutanları var, bir de Uspensky diye bir sanatçı profesör komutanları var. Uspensky geliyor, buradaki tüm sanat eserlerini topluyor ve 30 tonluk bir yük buradan Petersburg'a ve Moskova'ya getiriliyor. Bunların içerisinde 497 tane yazma eser var. Rahmetli Yavuz Sultan Selim'in annesi, rahmetli Gülbahar Hatun'un üzerindeki örtü var, şamdan var, freskler var. Velhasıl çok şey var, objeler var. Bunlar Osmanlı istemiş fakat geri verilmemiş. Ve biz bunların peşine düştük. Hem onun anılarını yazmaya çalıştık. Trabzon'un işgaliyle ilgili kitaplar çıkmaya başladı. Hem de oraya akademisyenler gönderdik. Ve akademisyenlerimiz Petersburg'da ve Moskova'da inceleme yaptılar. Hermitage Müzesi'nde gerek teşhir edilen gerek edilmeyenleri bulduk ettik. Burada o dönemde Rusların çıkardığı gazeteleri bulduk. Oradan çok güzel belgeler aldık. Hatta orada bir CD var. O dönemde onlar bir taraftan Trabzon'u bombalıyorlar, işgal ediyorlar. Bir taraftan da bunu filme alıyorlar. Hatta o dönemde Değirmendere tarafından, bugün çimento fabrikasında olduğu yerden, o dönemin pervaneli uçaklarıyla şehrin üzerinden uçuyorlar ve şehrin filmini çekiyorlar. Bize güzel bir belge bu. Ve ondan sonra işgalde bizim dedelerimizin, büyük dedelerimizin buradan çıkışı gösteriliyor. Ve bunları aldık, Trabzon'a getirdik ve bir heyecan oldu. Ve tabii bu yalnız Trabzon'u değil, bu yöredeki işgal edilen şehirlerimizi de ilgilendiriyor. Bunun peşine düştük, yine düşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken de ben kendilerine Kültür Bakanları aracılığıyla işte bu işgalle ilgili buradan götürülen eserlerin Trabzon'a tekrar kazandırılmasıyla ilgili çok ısrarcı oldum. Yazılar yazdım, belgeler verdim. O da Sayın Putin'le görüştü. Üçüncü defa görüşmede iş biraz hallolur gibi oldu ama daha sonra uçak düşürme olayı gelince biraz koptu. Şimdi ben inanıyorum ki bundan sonra Ruslarla ilişkimiz düzelirse bu eserlerin buraya getirilmesine başarılı olabileceğiz. Takdim ettiğim bu kitap var. Tarihe yön veren kent Trabzon'u şöyle bir alayım çıkarttık. Bunun içinde hiç 1461'den bu tarafa Trabzon'un fethiyle ilgili, yani Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethiyle ilgili, Yavuz Sultan Selim'le ilgili, Şehzade Abdullah'la ilgili, Kanuni ile ilgili ve daha sonra Osmanlı-Rus savaşları ile ilgili, özellikle Sultan Murat'ta ve diğer muhacirlikle ilgili hiçbir resim yoktu. Aşağı yukarı 40'a yakın eseri, resmi bizim Şakir Şeyhoğlu kardeşimiz çizdiler ve biz bunları 2011 EYOF Olimpiyatlarında satın aldık ve Trabzon'a bunları katkı sağladık. Burada biz Trabzon tarihini görsel olarak da... Ama siz hakikaten Sayın Bakanım çok önemli, çok önemli hizmetler yapmışsınız. Müthiş bir çalışma. O arşivin buraya getirilmesi, evet, evet, çok sayıda kitap. Değerli izleyenlerimiz şu an canlı yayında değerli Bakanımız Faruk Özak Bey, ama onun kültür adamı kimliğiyle tarihimize yaptığı hizmetler ve özellikle Rus arşivlerindeki belgelerle tanıyoruz. Çok güzel çalışmalar yaptınız. Evet, bu gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Hatta Trabzon'daki 150 bin ilk öğretim, orta öğretim talebesini bu resimleri göstererek onlara tarih, coğrafya hocaları bunları anlatarak... Özel mi çizdirdiniz bunları? Tabii özel çizildi. Bunlar 1.20'ye 1.80. İşte bu arkadaşımız bakın çiziyor. Şu arkadaşımız bakın şu. Bunlardan 3 tanesini Tayyip Bey'e hediye ettik. Burada, Cumhurbaşkanımıza. Tabii bakın neler bulduk burada daha sonra. Şimdi mesela İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet atın üzerinde denize atını sürerken var. Burada da bakın Fatih Sultan Mehmet atın üzerinde işte Zaunos'u bombalıyoruz. Onun dışında Fatih Sultan Mehmet ve ordusu Trabzon'a giriyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye. Bugün bunlar hiçbir resimde yoktu zaten. Hayır, yok. Özel, bunlar temsili resimler. Tarihe not düştünüz efendim. Tabii tabii. Bakın bunlar Trabzon'un yöneticileri. Ve burada size bir şey söyleyeyim. Yavuz Sultan, Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman'ın tüm kılıçlarında hamsi figürü vardır. Bu da
bu vesileyle ortaya çıktı ve Trabzon'u ne kadar sevdiği ortaya çıktı. Biliyorsun İstanbul'a giderken Yahya Efendi kardeş, süt kardeşini de getirdi. Muhacirlik var, diğerleri var. Bir de burada Trabzon'un işgalinden 100 sene evvel, bakın şurada Akçaabat Zargona'da Rus işgali var yine. Ruslar geliyorlar fakat orada inanılmaz bir direniş oluyor ve Ulve Hatun diye bir bayan yanında 40 tane bayanla elinde kazma kürekle diğer erkeklere yardım ederek bunu püskürtüyorlar. Yani bizim de bir Nene Hatun'umuz oldu, ortaya çıktı.